Gece Gayrimenkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan'dan alacağız. Enver Bey merhaba. Merhaba. Doğru söyledim değil mi? Telaffuzu böyle. Doğru, evet. Şimdi bugün ne bekleniyor? Piyasalar 4.80-4.78 dolar açısından, euro ve döviz açısından beklenti ne yönde? Tabii şimdi dünden beri süre gelen olumlu bir piyasa hareketi olduğunu görüyoruz. Gerek kurdaki ve faizlerdeki geri çekilme, gerekse de Borsa İstanbul'daki yukarı hareket çerçevesinde. Tabii normalde gelişen ülke piyasaların yatay seyrettiği bir gün. Dolayısıyla pozitif yönde bir ayrışma olduğunu söyleyebiliriz Türk finansal varlıkları açısından. Şimdi tabii önemli gelişmeler söz konusu elbette. Bunların en başında tabii 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantısı geliyor. Ve tabii ki 24 Temmuz yaklaştıkça mevcut durumda enflasyon da tabii resmi hedeflerin oldukça üstünde olduğunu düşünecek olursak Merkez Bankası'na ilave bir para politikası sıkılaştırması bekleniyor. Bunu önden yüklemeli bir fiyatlamasının Türk finansal varlıkları açısından söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan Amerika-Türkiye ilişkileri açısından oldukça önemli bir konu Rahip Brunson davası. Bugün görülüyor ve piyasada Rahip Brunson'un bugünkü duruşmadan sonra tutukluluk halinin sona erebileceğine dair de beklentiler oluşmuş durumda. Özellikle hani Trump'ın bu davayı çok yakından takip ettiğini düşünecek olursak ve çok önemli ayrımı düşünecek olursak, özellikle ilerleyen dönem Amerika Türkiye ilişkileri bu paralelde de Amerikalı yatırımcı algısından önemli olabileceğini ve herhangi bir tutukluluk halinin sona ermesi durumunda Türk finansal varlığının olumlu yönde yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda dolar-TL kurunda gerileme devam edebilir. Şimdi 4.80'ler seviyesinden aşağıya doğru bir düşüş gerçekleşmiş durumda. 4.70'lerdeki seyirin biraz normalleştirileceği bir ortam söz konusu olabilir. Tabii bu noktada küresel bazda dolar hareketi biraz dünkü Fed Başkanı Powell açıklamalarından sonra yukarı doğru gidiyor ama lokal gelişmeler burada Türk lirasının pozitif yönde ayrışmasını sağlıyor. Bu kapsamda kur tarafında biraz daha gerileme eğilimi aşağı gitmesi söz konusu olabilir. Borsa İstanbul tarafında ise tabii şu anda baktığımız zaman son dönemde bankacılık endeksinden ziyade sanayi endeksinin ön plana çıktığını görüyoruz ve Türk Hava Yolları ve Ereğli gibi hisselere gelen yoğun alımlarla beraber piyasanın yukarı doğru tepki vermeye başladığını gözlemliyoruz. Bu iki hisse muhtemelen yine piyasa lideri olmaya devam edeceklerdir ve ana fiyatlama dinamiklerini belirleyici olmaya devam edebilirler. Burada özellikle Borsa İstanbul 100 Endeksinde 93 bin seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik olarak ilerleyen dönemde biraz da tabii ki yurt dışının da katkısıyla 100 bin seviyesine doğru bir hareketlenme olabilir. Ki yurt dışında baktığımızda küresel risk algısında bir normalleşme olduğunu ve bu ticaret savaşı endişelerinin biraz geride bırakıldığını, pozitif bir hava olduğunu gözlemliyoruz. Aşağıda 90 bin önemli destek seviyesi ve bu desteğin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece endeks tarafında da yukarı yönlü tepki hareketleri peki, görmeye devam edebiliriz. Altını da soralım Enver Bey. Tabii evet, altın fiyatları şimdi global bazda altın fiyatları geriliyor. Yani ons altın tarafında tabii dolardaki güçlenme çerçevesinde uzun süredir aşağı yönlü bir fiyat baskısı var. Bu noktada gerek işte bu küresel ticaret endişelerinde dolara gelen yoğun alımlar, gerekse de dünkü Powell açıklamalarından sonra dolar endeksinin yukarı doğru hareketine devam etmesi global altın fiyatlarını aşağı doğru çekti. Ama bu sürede dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket TL bandlı altın fiyatlarını biraz 190 TL bandı üzerinde tuttu. Şimdi tabii kur hareketi ve global altın fiyatı aynı zamanda aşağı doğru gerileme eğilimi gösterdiği sürece bu gram altın fiyatlarında da biraz aşağı yönlü geri çekilmenin etkin olmasını sağlayabiliriz. Bugün tabii ki biraz önce belirttiğim gelişmelerin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın ikinci konuşması var. Dün Senato önünde kademeli faiz arttırımı politikasına devam edeceğini belirterek doları pozitif yönde etkilemişti. Hı hı. Bugün de o açıklamaların devamını ve soru cevap kısmını Temsilciler Meclisi'nde aynı şekilde izlemeye devam edeceğiz. Burada tabii global altın fiyatları da önemli bir değişken gram altın fiyatları açısından. Çok teşekkürler. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan yorumladı döviz ve piyasalardaki durumu.